Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xalimbek, agar meni Xitoyga o'tkazib bersa, jon tumurimni kesaman dedi. Qazaq xabarlar to'g'rining 7 fevraldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonlik bir qazaq qarindoshimiz Toshkentda Xitoyga o'tkazilib berish xavfi ichida qolgan. Xabarda Xalimbek Shagmanning Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlaridan qochib, Tailand orqali Olmaotaga kelganda Qozog'iston doiralarining uni Qozog'istonga kirgizmaganligi, orqadan O'zbekistonning Toshkent shahriga kelganligi, ammo O'zbekiston doiralari tomonidan tutqun qilinib, chegaradan chiqarib etilish o'rnida tutib turilganligi bildirildi. Xalimbek Shagman Xitoyga o'tkazib berilsa, oz deganda 20 yillik kesildiganligini bildirib, o'zini Xitoyga o'tkazib berilishdan qutqizib qolishni xalqaro jamiyatga murojaat qildi. U davlat raisiga xitob qilib, Amerika prezidenti, Angliya prezidenti, Rossiya prezidenti, men xatar ichida qoldim. Xatardan qutulishimga yordam qilinglar. Mening o'limdan boshqa tanlashim qolmadi. Men o'limga tayyorlanib bo'ldim. Kim meni Xitoyga o'tkazib beraman deb kelsa, jon tumurimni kesaman deganlarni bildirdi. Anqarada G'ulji qatliami va Sharq Turkistondagi lagerlar temasida muhokama yig'ini ochildi. 7 fevral Buyuk Birlik partiyasining tashkillashida Anqara Green Park mehmonxonasida G'ulji qirg'inchiligi va jazo lagerlari temasida muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inga Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastigi qatorliq partiya mas'ullari, chet el bosh elchilari, oliy maktab o'qituvchilari, tadqiqotchilar, Türk ijtimoiy tashkilot mas'ullari, Iroq Turkman fronti mas'ullari va Anqara Istanbuldan kelgan bir qism Uyg'urlar bo'lib 150 yaqin kishi ishtirok qildi. Yig'inda Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastigi so'z qilib, har qanday turkning Sharq Turkistonni Xinjiang deb qabul qilmaydiganligini va Sharq Turkiston ismini ishiltishni intayin muhim deb qaraydiganligini bildirdi. Yig'inga tashqi siyosat analizchisi va jurnalist Marva Shabnam Oruch xonim riyosatchilik qildi. Uyg'ur akademiyasi raisi Aga universiteti o'qituvchisi professor doktor Olimjon Inoyat Xitoy ishg'oliyati, assimilyatsiya siyosati va jazo lagerlari temasida. Anqara Hoji Bayram Vali universiteti o'qituvchisi professor doktor Hala Shevegin xonim o'tmishdan bugungacha Sharq Turkiston fojiasi temasida. Anqara Hoji Bayram Vali universiteti o'qituvchisi professor doktor Abdurashid Jalil Qarloq Xitoyda millatlar munosabatidan qaraganda Sharq Turkiston turklari bilan Xitoylarning munosabati temasida. Anqara universiteti o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Ahmad G'ulji qirg'inchiligidan bugungacha Uyg'urlarning ahvoli va Uyg'urlarning talablari temasida doklad berdi. Olmaotadagi Uyg'urlarimiz G'ulji shahidlari uchun yig'izorliq duo qildi. Fevral oyining 5-dan boshlab dunyoning har qaysi joylarida har xil faoliyatlar bilan o'tkazilib kelayotgan G'ulji shahidlarini xotirlash faoliyatlari bu yil Qozog'istonning Olmaota shahrida ham o'tkazildi. Bugun 8 fevral Olmaotaning Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlaridan biri bo'lgan Do'stlik mahallasida xalqimiz G'ulji shahidlari va Sharq Turkistondagi barlik shahidlarini xotirlash faoliyati olib bordi. Yuzdagan xalqimiz qatnashgan bu faoliyatda shahidlarimizni aslash bilan birga Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda olib berayotgan chidog'isiz zulmlari ostidagi xalqimizga ularning bu dahshatli zulmdan baldurroq qutulishi uchun yig'izorliq duolar qilindi. Ey Alloh, senindan boshqa biz iltijo qiladigan, biz duo qilib qo'llarimizni so'raydigan, azodligimizni so'raydigan, zolimlarning qo'lidan qutulib, mazlumlarimizni azodlikka chiqaradigan, sendan boshqa iltijo qiladigan hech kimimiz qolmadi ey Alloh. Ey Alloh, to'g'ri ey Allohim, biz gunohlarni o'tkazdik, bizlarni kechirim qilgin. Istanbuldagi Xitoy elchixonasi o'tkazgan Xitoy chog'inini tabriklashga qatnashgan Uyg'urlarning suratlari oshkorlandi. Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilari tomonidan qirg'in qilinayotgan eng ichinchli bir paytda bir qism Xitoylashgan atalmish Uyg'urlar qo'li Sharq Turkiston xalqining qini bilan bo'yalgan Xitoy tajovuzchilarining Istanbuldagi elchixonasi uyushtirgan chog'anlik kechilikka xijil bo'lmasdan qatnashib qolmay, yana Xitoylar uchun usul o'ynab bergan. Xitoy chog'inini tabriklagan Xitoylashgan Uyg'urlar o'zlarining insonligini dafsanda qilib qolmasdan Sharq Turkistonda o'ltirilayotgan tuqqanlarining shundoqli barliq Sharq Turkiston xalqining g'ururini dafsanda qildi. Xitoyda xizmat qiladigan Uyg'urlarning qattiq nazorat qilinayotganligi bildirildi.
Xitay rejiminin ichkiri ülkelerde işleyatkan ve mekteplerde okuvatkan Uygurlarını mı Şarkı Türkistan'daki okşaşla kattık takip kılıvatkanlıkı malum. Zimistan Tori 7 fevral günü tarqatkan bir haberde Xitay ülkelerde işleydiğen Uygurlarının mı devamlı kaldı sonra kılınıp telefonlarının teşhirilip durduğalıkını bildirgen. Xabarda aytilishicha Xitay ülkelerde işleydiğen Uygurlar ichkiriga berishdan avval yerlik saqchi dairelerine özlerinin ahvalini tafsili malum kılıp Onların ruhsatını elişi gerek olsa, içkiri ülkelerde kelgendiğinki mod devamlık onları bilen alağı kılıp duruşu gerekirken. Atalmış Uygur Abdülmurayılık hükümet ayırları onlarla haptada bir kıtım halıgan vakitte telefon kılıp ehvalini ilgilep durduyken. Şenşi ülkesi işleydiğen bir Uygur kızının zimistan toruğu eğitip verişçe, eğer onlar bu telefonu 3 kıtım cevap vermeye kalsa, sakçılar derhal gelip onlarını koluğa alıdıyken ve yurtuğu kayıtırıp ediyken. Şunu onlar hemmesi telefonlarını bir yerlerde unutup geliştiğin bek ensireydiken. Haberdiyene içkirdeki bir üniversitede okuyduğun bir Uygur okuyucunun sınıptaki Xitay sabahtaşları bilen sayahatki çıkkanda Uygur bolgallıkı üçünler sefer geriyanda nurgun sual sorakı düşkel geldiki. Bu ehvaldın onun Xitay sabahtaşlarının ama kat hayran bolgallıkı bayan kılınan. İstanbul'daki pidai Uygurlar Xitay'a karşı hareketlerini devamlaştırmakta. Xitay tecavüzçilerinin vatanımızda elip berivatkan çektin aşkan basturi siyaseti ve ceza lagirleri şundaklı türmelerde kırgın kılınıvatkan halkımızdan derdini anlatış ve Xitay'ın cinayetini paş kılış üçün toplanan İstanbul'daki bir türküm Şarkı Türkistanlıklar İstanbul'un her kaysi caylarda, çoğun camilerde, metrolarda ve adem toplaşkan caddelerde Xitay vatanımızda elip berivatkan cinayetler çüendirilgen varakçılarını tarıktıp yerli kırındaşlarımızdan Şarkı Türkistan davasına ilgi çıkışını küçültmekte. Ularının kılıvatkan faaliyetleri yerli kıyrındaşlarımızın Şarkı Türkistan'daki hakiki ehvalini bilişi bileli çekilinip kalmasın, ularının kollab kuvvetlişige erişmekte. Bizim Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri, bizim soydaşlarımız, hiçbir farkımız yok, kanımız bir canımız. Onlar razı olsun. Biz onlar için ağlamazken, bugün gidiyoruz Irak'a alıyoruz, Filistin'e alıyoruz, Suriye'ye alıyoruz. Eğer gerçekten ağlamak gereken bir yer varsa, orası da Doğu Türkistan. Çinliler şu an Doğu Türkistan'da çok büyük zulümler yapıyor. Milyonlarca insan. Kazak yigit Uygur ustazi ve ailesi üçün güvahlık verdi. Esli Şarkı Türkistanlık muhacir Kazakistan fuhrası Kazak kıyrındaşımız Ababekri Bekti, ilgili Şarkı Türkistanlık Xotan vilayetinde ilim tahsil kılganda, özüge ustaz bolgan ustazi ve onun aile azaları hakkında Kazakistan'da faaliyet elip berivatkan Atyurt Kişilik Hukuk Cemiyeti de Cemiyet Reisi Serikcan Bilaş oğlunun tercümanlığı da üç xil tilde güvahlık verdi. Bu Kazak kıyrındaşımızın Uygur ustazi ve onun ailesi hakkında bergen güvahlıkı ve onların izdirekini ahirgıçı kılıdığalıkını bildirişi, erkin dünyada öz ata anısı hakkında mı güvahlık beriştin kıç bürgen kişilerge uğrulgan testek boldi. Xitay Türkiye'deki baş elçisini almıştırdı. 7 fevral günü aşkarlanan haberlerde Xitay'nın Türkiye duruşluk baş elçisini almıştırgalıkı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan yeniden almıştırılgan Xitay'nın Ankara'da turuşluk baş elçisi Dınli'ni kubul kılgallıkı. Xitay baş elçi Dınli Cumhur Reis Erdoğan'a işenç mektubu tapşırgallıkı bildirildi. Dınli 1988 yıldan başlayıp Xitay'nın Taşkı İşler Ministerliği'de hizmet kılgan bulup, o ilgiri kiyin Afrika, Mauritaniya, Algeriya, Belgiya, Fransiya Katarlıq devletlerde Xitay'nın mezkur devletlerde turuşluk elçisi bulup işligen. Dınli 2-3 günü Xitay'nın Türkiye'de turuşluk tuluk hukukluk alahidi baş elçisi bulup tayinlengen. Kuçadaki en çok camilerden biri bolgan Xanıqa Camisi takılgan. 7 yanvar ictimai uçur vasıtı takılgan bu suret, vatanımız Şarkı Türkistan'ın Kuça naisidiki en çok camilerden biri bolgan Xanıqa Camisi'nin sureti bulup, etraf ve aldıdaki katmukat tosak ve tikellik simler bilen korşalgallıkı, onun allı burun Xitay işgalcileri tarafından takip etilgen buluş ihtimallıkını yukarı götürmekte. Haberinin tepsilatı hakkında uçur igelleşke hareket kılımız. Hürmet için huzur görüşler. Şunaklı bir günkü haberimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.